Bismillahirrahmanirrahim. Hamiyetsiz, asılsız olanların sıfatları. Bu hiç benimle alakası yok. Tespitim değil, Risale'de geçiyor. Hissi şefkat yerine hissi tahkir eder. Yani hamiyetsizlerin özelliği. İkame edip hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösteriyormuş. Daha sayacağım. 6 tane sıfat var. Hamiyetsiz ve asılsız. Yani asılsız derken bir istinadı yok. Yani soysuz değil yani. O nesepten bahsetmiyor. Biliyorsunuz iki türlü buluğ çağı var. Çocuk yapabilme yaşı var. Sinni buluğdur bu. Bir de sinni rüşt çağı var. Yani sinni buluğ kendisinden, bedeninden bir şey üretiliyor. Üretme vasıtası. Sinni rüşt ise kendisini inşa edip karşı inşa edebilen ruhunu. Yani yaşlılığı var mı? Yok. Usta sakallı çocuklar diyor mesela. 60 yaşında sinni rüştü yok. Yani sinni buluğu var. Sinni rüştü yok. Sakallı çocuklar diyor. Yani ahiret noktayı nazarında zarar ve menfaatinin farkı bilmiyor. Yani şey yok. Demek ki hamiyetsiz ve asılsız olanlar bir, hissi şefkat yerine hissi tahkiri seçer. Tahkir ediyor. Böyle hep karşıya eleştiriyor. Yani şefkat olmayınca bir insanda hep eleştiri olur. Bu betbine de giriyor biraz abi. Betbine. Artık nereye sokarsanız, yani cami bir şeydir. Usta kulası etmiş. Tamam. Yani şefkat hakim değilse bir insana sufli sıfatlar tenkit olur, eleştiri olur, bağnaz olur, kusur görür. Görür de görür yani. Üstad'da bir örnek vardı Hasan abi. Bir tane Şerif abi var ya, içki içiyormuş. Gelmiş demiş de işte gene başlamış demiş. Demiş ki demiş Şerif'im içmez demiş. İçmiyor. Söylemişler. Adam hakikaten bir daha içmemiş. Abi. İçmemiş. İki, meyli incizap yerine meyli nefret olur. Yani böyle bir yerde bir hizmet duysa şunu bak. Oraya da gitti şu başı devrilse. Memnun olmuyor. Yani İslamiyet'i, Allah'a, Kur'an'ı orada anlatıyor. Elif öğretiyor demiyor. Bu hizmetimiz noktasında. Mesela evde uygulayalım. Yani güzel tarafını görmeyince insanoğlu bir tuhaftır. Bu konuda Allah Resulü işi mümkün olduğu kadar, hani ustadla misal verelim de sonra Resulullah'a daha yanlarız. Ustada itiraz eden birisi gelmiş. Ustada itirazını yapıyor ama şöyle. Böyle böyle değil mi izah ediyor. Ustad onların içerisinde küllümen atmıyor. Diyor ki bak şu tarafından istifade ettim. Şunlar çok güzeldi dedi. Seçiyor. Evde de öyle. Mesela kavga ediyor. Tamam. Geçimsiz doğru. Namusunu satıyor maşa. Evladı yerlerine sahip çıkıyor mu? Senden habersiz başkasının evi alıp şey yapıyor mu? Namaz da kılıyor. Tesettürü de var. Erkekse evine geliyor. Namussuzluğu yok. Yani erkek eve geliyor. Namussuzluğu yok. Rızkını delüfte etmiş. Yani tamam yani. Esasatı kaybeden nerede boğulur? Teferratta boğulur. Lubu kaybeden kışırla meşgul olur. Bak. Lubu kaybeden kışırla meşgul olur. Esasatı kaybeden teferratta boğulur. Hakikati bulamayan hayalata sapar. Sonra muvazene ve muhakemesi olmayanlar ifrat ve tefrite düşer ve düşürür. Bu edile-i nuriyedir. Edile-i şeriyerini. 49. Mahkemat 49. Demek ki hamiyetsiz ve asılsız, yani bir böyle dayanağı yok arkadaşım yani. Böyle. Anlıyor musun? Aslı yok. Bu adam ne zaman ne yapacağını, nerede duracağını, nerede kendini kayıtlayacağını bilmiyor. Asılsız ya. Aslı yok. Estiği gibi düşünen, estiği gibi hareket eden, estiği rastgele konuşan, yani tabanca gibi kim tetik çekiyor fark etmiyor, patlayan. Ya tetiği sana kim, tetiğini birisi çekiyor. Üç, meylani muhabbet yerine
İrade-i istihfaf. Hafife alır yani böyle muhabbet etmemiz gerekirken, tamam? Muhabbet varken yani kavga gürültüye ne gerek var ya? İstifaf hafife alıyor. Kale alıyor hocam. Mesela bak ben size emsal değilim sizinle. Ama asla Rabbim şahit olsun ona delilim de şudur. Karşıma alıp yani karşı sizin dersi ben oturuyorum. Ama ben bunu görmemişim biliyor musunuz? Ben böyle büyümemişim. Ama yazmışım, not almışım. Ben bunu yapmayacağım. Yani şöyle düşünüyordum. Keşke Rüştü abi beni karşısına alsaydı cemaatin karşısına. Otursaydı, benim dersimi dinleseydi. Sonra bana odada özel, bak böyle yapma, böyle yap. Öz eleştiri yapsaydı da gelecek tarihlerde ben cemaatin karşısına çıkınca o eksikliklerimi cemaata yapmasaydı. Onun için ben ne yapıyorum? Yaptım biliyorsunuz. Alıyorum karşıya. Kardeşim bu dersi hazırlan. Bir hafta olmuş. Yap bakalım dersin. Kamerayı da ben koyuyorum. Ben koyuyorum seni. İstifade ettiğimi bak. Bak buraya hiç istifade etme. Soruyorum. Bak burayı anlayamadım. Yani şey için söylemiyorum. Nefis cümleden etna, vazife cümleden âlâ. Böyle bir abiyi ben görmedim. Olacağını da zannetmiyorum şimdi. Yok bilmiyorum. Neyi yüceltiyorsun? Kardeşim bununla ben gençlere örnek gösteriyorum ki size yapılmadıysa sizden sonra da siz yapmayın. Onun için göstermeye çalışıyorum. Yoksa haşa ben öyleyim diye değil. Bunu demeyeceğimi biliyorsunuz. Burada başka bir gaye takip ediyorum. Yaşanılır bir örnek olsun ki o adam yeni bir yol yapmasın. O açılan yolda yürüsün. Siz de ben size bunu yapıyor muyum? Siz emsalsınız. Siz niye birbirinize yapmıyorsunuz? Niye tahammül edemiyorsun? Niye dersin oturamıyorsun? Ders oturduğu zaman Mehmet Misal, Resul oturduğu zaman niye böyle mutfağa sağa sola kaçıyorsun? Bu bir kaçıştır. Biz bunların psikolojisini biliyoruz. Mutfak bu bahanesini hep biliyorum yani ne olduğunu. Anladın mı? Emsalleri niye oturamıyorsun dersine? Niye dinleyemiyorsun? Niye tahammül edemiyoruz? Niye not alamıyoruz onun dersinde? Tamam çok iyi, çok Allah biliyor. O cümleden istifade ettin. Onun yanında, onun dersinde niye not almıyorsun? Ben sizin dersinize oturuyor muyum? Not alıyor muyum? Soru soruyor muyum? Ki emsal değilim. Siz de yapın diye söylüyorum. Yani hafife almayın. Allah onun ağzıyla sana ne söyleyeceğini bilmiyoruz ki. Allah. Hamiyetsizlik mi oluyor bu? Asılsız oluyor. Sonra hamiyetsiz olarak kendisini gösteriyor. Gayretli olacaksın kardeşim. Başka? Temayülü ihtiram yerine meylan-ı teçil yapıyor. Risale-i gücümde bunlar biliyorsunuz. Bir daha temayülü ihtiram ne demek? Hürmet etme. Meyline yerine ne yapıyor? Meylan-ı teçil. Cahil. Ya şuna bak ya. Cahil baba bunu mu dinleyeceğiz lan? Bunu mu kale yapacağız ya? Mesela bir de bir şey söyleyeyim. Bana çok yaptıklarını yaptıklarını söyleyeyim size. Öyle de yani haklılar da belki. Belki değil de. Şimdi benim herkesin olduğu gibi benim de 3 tane şahsiyetim var. Bir, derse oturduğum zaman bir şahsiyetim var. Bir de özel dünyam var. Oruç, namaz, ibadet, tefekkür. Allah'a içsel durumum. Bir de biliyorsun beraber biliyorsunuz 3 tane mektubatta bu. Bir de beşeriyetimiz var. Beraber yemek yeriz, otururuz, kalkarız, yatarız, içeriz vesaire. Gider o beşeriyeti, 3. şahsiyetini genelleler. Tamam. Oysa yani bir bakar böyle Allah Allah beşeriyette şuna bak ya falan. Bir de ders oturduğu zaman ötelerin ötesinde. Yani onun o şahsiyeti bizimle alakası olmadığını bilmiyor. O zaman bir insanı tahkir ederken, teçhil ederken, cahildir itham ederken onun içsel Allah ile münasebetini bilmiyorsun. O belki Allah nazarında öyle bir yapısı var ki öyle bir tarafı var ki sen onu teçhil etsen, cahil diye itham etsen belki Allah kızar. Bunu kim demiş biliyor musun? Mevlana'nın amcasının oğlu, o dalim. Mevlana'nın amcasının oğlu Mevlana'yı tahkir etmiş, teçhil etmiş. Ağzı yamulmuş. Ağzı yamulmuş evet. Gelmiş Mevlana'ya
amcasının oğlu Mevlana okumuş ve düzelmiş ve eklemiş Mevlana. Bak kardeşim demiş, beni beğenmeyebilirsin dedi ama ben bir âli sarayın kapısında köpeğim. Sen dedi köpeğe taş atma ki sarayın sahibine dokunur. Çünkü sarayın sahibi ne kadar saraya hakimse köpektir demez. Köpeğe de sahiplenmiştir. Köpek koymuştur. Benim köpeğimdir demiştir. Bakarsın sen hakaret ettiğin, teçhil ettiğin, kale almadığın, değer vermediğin adam belki sultan-ı kainatın sarayında belki köpek olarak dahil etmiş. Sen bu köpeğe hoş dersen sahibine dokunur. Yapma demiş. Ağzı düzelmiş mi? Düzelmiş evet. Yani kimseyi teçhil etme. Herkesten alacağım bir ders var. Tabii başka? De, Hasan abi, ha? Her gördüğün hazır biliyor. Evet. Bilemezsin. Arzu yeter ki zahiri şeriata bütün muhalif ola diyor usta değil mi? Arzu-i merhamet yerine arzu-i taazzum. Evet. Arzu-i merhamet yerine arzu-i taazzum. İki tane A ve Z. Ha, peki merhamet yerine merhametin zıttıdır. Nedir o? Zem kötülemek. Zem ya onu aşağılıyorsun. Yok yok aşağı böyle böyle bu teçil değil, cahil görmek değil, istifaf değil, nefret değil, takir değil, taazzum. Kötülemek yani anlıyorum. Yani ikide bir böyle hani var ya böyle laf kondurtmak böyle. O uydurukçasıyla sokakta derler ya işte bak öyle yaptım, böyle dedim, şöyle sustum, böyle. Acayip bir şey. Mesela gittikleri her yerde ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, falancayı şöyle yaptım. Ya böyle bir acayip bir ahlak yani. Garip yani. Seci-i fedakar yerine, seci-i fedakar yerine, temayülü infiradi. Yani ne demek bu? Seci-i fedakar. Fedakarlık seciyesi yerine iken yani erimen gerekirken, dahil olman gerekirken, bütünleşmen gerekirken herkes bana hizmet etsin, bana hürmet etsin sıyrılıyor. Ferdi fikrin yok ortaya çıkıyor. Tabii benim fikrim, benim tersten yapacak söz anlamasın. Atır dağıttın ki çocuk der gibi. Üstadım böyle bir tabir vardı. Sanki bütün sıkıntılar buradan infirad yani fikriden. İnhisar-ı zihniyet infirad fikriden. İnhisar-ı zihniyet hubbu nefisten gelir. Mesela meşveret de şöyle. Ben iki tane meşvereti anlatacağım. Türkiye'deki yapılan meşveret. İki farklı cemaatin meşveretini anlatacağım. Bak iki farklı. Türkiye'nin en büyük grubun meşvereti şöyle. Sen gel. Sen olmaz. Sen olmaz. Sen olmaz. Sen de gel. Sen olmaz, sen gel, gel gel, olmaz olmaz. Sen gel, sen gel. Yani alıyor notere, ondan sonra o ders yapar. Niye seçtiğini siz anlayın. Böyle olması lazım değil mi arkadaşlar? Tabii abi. Böyle yapmamak gerekiyor değil mi kardeşler? Tabii abi. Kim bunu peki seçti? Anladım. Tasdikçiler. Bunun adı meşveret demiş. İkinci bir cemaat bu daha tehlikeli şu anda. Ortaya çıkıyor tabii gün yüzüne ama biz işin içindeyiz biliyoruz eskiden beri. Arkadaşlar Türkiye'de okuma programı yapacağız. Aynı zamanda meşveret edeceğiz. Nerede toplanalım? Bir şehir seçelim. Muğla. Manisa seçtik. Seçtik yani ötürü hatırıma geldi. Hadi okuma programı yapalım 3 gün. Hiç, tamam okuduk. Okuyoruz tamam meşveret de. Hem okuma hem meşveret. Bak hem okuma hem cemaatin meşvereti olacak ama üç günde okuma. Ondan sonra yiyoruz, içiyoruz. Kitap okuyoruz. Üç gün geçiyor, bitiyor. Hemen daha cemaatta almadan, zaten daha önce yazılmış, çizilmiş. Hiç cemaate sorulmadan kitap okunmuş mesela gitmiş. Cemaatimizin kararı, meşveretimizin kararı diye o olayın içinde yayınlanıyor. Oysa hiç de gündeme gelmemiş. Anladın mı?